Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Çok fazla istek üzerine 5 ay kala hangi kaynakları çözebilirsiniz onunla ilgili konuşacağız. Ve bu tür videoların devamını istiyorsanız tabii ki like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkada da arkadaşlar gördüğünüz şekilde ilk defa geliyorsan, bu videoyu ilk defa izliyorsan, bizi daha tanımıyorsan LGS sayfaya çok güzel işler yapıyoruz. Bakın arkada videolarımız hazır. Sizler de abone olup bu videoları kaçırmayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet elimizde güzel kaynaklar var. Yani... Ee, tabii ki konu çalışmak isteyenler için kaynağımız olacaktır. Soru çözmek isteyenler için kaynağımız olacaktır. Şu 5 ay içerisinde nasıl davranman gerekiyor? İyi daha çok soru çözmen gerekiyor biliyorsun ki biraz daha eksiklerin varsa biraz daha konu tekrar etmen gerekiyor. Bunu da biliyorsun. Şimdi öncelikle eğer gerçekten de konuya ihtiyacın varsa ya öğretmenim benim eksiklerim var hissediyorum bir genel tekrar yapsam muhteşem olur dersen bence şu introlar muhteşemdir senin için. Neden? Çünkü çünkü bu introlar arkadaşlar defter niyetinde. Yani defter niyetinde derken konuları gerçekten de çok rahat bir şekilde anlatılıyor. Bakın mesela örnek olarak verdim de, açacağım şimdi merak etmeyin rahat olun. Bakın burada bilgiler var. Bilgiler veriliyor. Şimdi bu bilgiler gerçekten de değerli bilgiler olacaktır. Mesela sen bu bilgileri öğreniyorsun ya. E tabi bu bilgileri öğrenmekten sonra da burada etkinlikler yapıyorsun. Yani ne kadar öğrendin, ne kadar öğrenmedin oluyor. Gerçekten de çok hoş. Etkinlikler çok hoş olacaktır. Tabii ki biz etkinliklerde çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz ama konuda çok eksiğimiz varsa tabii ki etkinlikleri yapalım ki konu en azından bir kavratın. Sonra bu şekilde kavrama testleri falan oluşturuluyor. Yani ben sana eğer gerçekten de temelinde sıkıntı varsa hocam ben bir tekrar yapsam muhteşem olur diyorsan gerçekten de şu introlar çok hoştur, çok iyidir. İmkanın varsa bu introlar senin için iyi olacaktır ve Arkadaşlar kanalımıza takip edin. Bunlarla ilgili de bir çekiliş planlamak istiyoruz. Planlayacağız. Youtube kanalımızı veya Instagram kanalımızda. Instagram kanalımızı da şuraya bir yere atayım. Oradan da biz takip edebilirsiniz. Çekilişlere başlayacağız artık. Öncelikle mesela fen bilimleri için baktığımızda bak fen bilimlerin içerisine baktığımızda gerçekten güzel boşluk doldurmalı kısımlar var ya hani. Onun gibi düşünün. Yani biz çalışacağız. Boşluk doldurmalar kısmında bize gelecek. Biz dolduracağız. Notlarımız var. Bilgilerimiz var. Mesela burada verilmiş işte şu kısımda bilgiler verilmiş sen bu bilgileri ne yapıyorsun dolduruyorsun ve bu şekilde ilerliyorsun dediğim gibi arkadaşlar eğer gerçekten de hocam benim konuyla ilgili biraz sıkıntılarım var e, temel kısımda sıkıntılarım var yani çok ayrıntı çok iyi çok iyi çok böyle basit bir şekilde anlatılmış ve konuyu kesinlikle oturtacak kısımlar arkadaşlar bu introlar e, ve bu introlarla ilgili ee, defterlerimiz yani defter gibi düşünün. Mesela matematik kısmına baktığımızda çok fazla uygulama var içerisinde. Aynı mantıkla da Türkçemizde var bulunmakta. Yani öğretmenim işte şu ocak ayında <laughs> ben ne yapmam gerekiyor dersen bir genel tekrar yapayım diyorsan olabilir. Çok iyi hoşuna gider. Yani çok faydasını görürsün. Ama hocam ben orta seviyeyim, orta seviyenin üstündeyim dersen çok da gerekli duymuyorum ben. Neden? Çünkü konuyla ilgili sıkıntın olmadığı için çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani e, senin daha çok soru çözmen gerekiyor. Konuları kavrayabilmek için. Dediğim gibi burası bizim için konuda eksi olanlar için. Tamam eyvallah hocam. Konu eksiğim yok dersen hangi kaynakları çözebilirim diyorsan. Şurada arkadaşlar mesela ben sana şu niteliği önerebilirim. Şu son 5 ay kalı şu niteliği bitirmen gerekiyor. Süper 8 niteliği bitirmen gerekiyor. Gerçekten de güzel bir kaynak. Neden? E çünkü yeni nesile çok 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 yakın. Yani LGS'ye tadında. LGS'ye yakın soruları var. Bir de kaliteli abi. Yani öyle saçma sapan sorular yok. Anlaştık mı? Çözebileceğiniz nitelikte sorular var. Yani şöyle var. Yeni nesil var, bir de yeni nesil var. adam mesela yeni nesil soruyor. O kadar berbat, o kadar saçma soru ki adam sadece zor olsun diye sizin bilmediğiniz terimleri koymuş. Bilmediğiniz e, oluşumları koymuş. E sen bunu bilmediğin için nasıl yorum yapacaksın? Yorumlayamadığın için de zor geliyor sana. E o zaman da diyorsun ki ya öğretmenim ben yapamıyorum diyorsun. Aslında seninle ilgili sıkıntı yok. O onun sorduğu biçim sıkıntılı. E soruyor onun seviyesine yani sizin seviyenize göre sorulması gerekiyor. Anlaştık mı? Bu çok değerlidir arkadaşlar. Önemlidir. O yüzden de eğer gerçekten de yani biraz daha orta seviyeysen orta seviyenin biraz üzerindeysen muhteşem olur diye düşünüyorum. Ek olarak da sana şuradan 3D yayınlarının da soru bankasını öneririm arkadaşlar. Gerçekten de güzel yeni basılmış bir soru kısımları var. Yani böyle dediğim gibi hani anlayamayacağınız tipte de sorular değil. Soruyu okuduğunda bir yorumlama gücün oluyor. Ya yani Bir şeyler anlamaya çalışıyorsun çünkü senin dilinde yazılmış. O çok önemli arkadaşlar. Yani mesela sorulara baktığımızda zaten biz kanalımızda bu şeyleri çözüyoruz. Ee, yani sorularını çözüyoruz. Oradan da sorularını zaten görebilirsiniz. Gerçekten de kaliteli çok güzel sorular hazırlanmış. Mesela bakıp görüyorsunuz. Görüyorsunuzdur büyük ihtimalle kamerada. Ee, fena değil. Yani olur. 5 aylık kısmında sana çok faydası olur diye düşünüyorum. Sonraki kısımda hocam ben zor soru çözmek istiyorum. Biraz daha böyle karışık olsun uzun olsun dersen. Tabii ki de burada ne var? Okyanus Master'ımız var. Bu Okyanus Master'da tabii ki kesinlikle öneriyoruz arkadaşlar. Okyanus'un tüm Kısımları çok iyi işte ne bileyim feni de çok iyi sosyalide iyi iyi ee, ne bileyim işte din kültürü de hangisini istiyorsan iyi bence ee, ama şu an biz matematikçi olduğumuz için genel yap olarak matematikleri değerlendirebiliyoruz arkadaşlar ee, o yüzden de matematik kısmını değerlendirdiğimizde bu sorular sizin için önemli güzel olacaktır. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum soru tiplerinde senin anlayabileceğin, senin yorumlayabileceğin soru tipleri var. Ee, önemli o bak mesela yatakla ilgili falan filan şunlarla bahsetmiş. Yani hayatımızın içerisinden olduğu için sen yorumlama yapabiliyorsun. Bu sefer düşünüyorsun. E sen düşündükçe de soruyu çözebildikçe de e ne oluyor? E bu sefer de artık daha böyle heyecanlı oluyorsun. Daha böyle yorum yapabildiğin için daha güzel oluyor. Zevkli geçiyor. E bunların hepsi çok önemli. Diyoruz ya kaynak çok değerlidir arkadaşlar. O yüzden de bu kaynaklar size faydalı olacaktır. Ek olarak mesela LGS ilk çeyrek kısmı var. Mesela bunların ben şeyini de alacağım arkadaşlar. İkinci çeyrek kısımlarını da alacağım. Yani bu fasükül fasükül olması çok hoş olmuş. Mesela LGS fasükülleri. Sen mesela eksiğin ne abi? İlk çeyrekte mi eksiğin var? İlk çeyreği tamamla. İkinci çeyrekte mi eksiğin var? İkinci çeyreği tamamla tüm derslerle ilgili yapılmış. Bu birinci çeyrek. Ben ikinci çeyreğinde aldığım anda sizle beraber hemen ekranın karşısında geçeceğim. Size anlatacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki ilk çeyrek, ikinci çeyrek bu şekilde içerisinde bunlar var. Hangi dersler var, hangi konular var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ama bu şekilde fasiküllerin oluşması da güzel olmuş. Faydalı olur mu? Olur. Ben sana şunu demiyorum. Al hepsini bir anda al demiyorum. Öncelikle kendi seviyene göre. Bir bak bakalım kendi seviyene. Orta seviyede ise bence bir 3 d ve e, işte nitelik olabilir. Ama biraz da orta seviyenin üzerine çıktıysan artık Okyanus Master'ı çözebilirsin. Yani sen gidip de bunların hepsini alıyorsun. E, bu sefer yığılıyor bu sefer. E, bu sefer moralim bozuluyor Ulan ben hangi birini çözeceğim falan filan derken oluyor. Ne yap? Tek tek al ya. Ama şöyle bir durum da var değil mi? Hocam ben aldım bugün. Bir tane kitap aldım. Bir hafta sonra o kitabın fiyatı bilmem kaç lira olmuş. O da var tabii ki yani o sıkıntı da oluyor. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Dolar yükseldikçe e, bu sefer de e, biz kağıdı da dışarıdan imal ettiğimiz için yani getirdiğimiz için paraları oradan verdiğimiz için bu sefer de dolarla alışveriş yapıyoruz. E, dolarla alışveriş yaptığımız için de e, dolar yükseldikçe maalesef kitapların şeyleri de e, yükseliyor. Bugün arkadaşlar bir öğrencimize kitap yollayacaktım kaç tane vardı 5-6 tane falan kitap vardı İnanın 91 lira benden şey istedi ee, kargo parası olan ne dedim 91 lira ne dedim Bunun ne bileyim sıfır alsam yollasam daha iyi diye yani yani maalesef e, bu sıkıntılar var O yüzden de eğer imkanın varsa al bir köşede dursun e, kullanırsın ne bileyim çalışırsın bir şekilde soruları çözeceksin zaten Çünkü sen LGS sayfasın boş durmak yok çalışmaya devam arkadaşlar e, bence şu kısımda bu kitaplar sizin için işinizi görür. E, şimdi ben bunu matematik kısmı için söylüyorum ama bu yayınların çoğu zaman diğer dersler için de geçerli olacaktır. Ne bileyim Türkçe için güzel. Mesela Türkçe için elimde şu an yok ama hız yayınları bence işinizi görür diye düşünüyorum. Paragrafın ritmi var. Olur. Matematik kısmında bence bunlar sizin için çok güzel görecektir. Dediğim gibi konu eksiğin varsa da şu intronun mozaik yayının intro kısmını da alabilirsiniz işinize yarar. Evet bu tür videoları tabii ki çekmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.